Tekrar döneceğiz bu meseleye ama bu akşam bir misafirimiz de var. E, Halit Bey de bizimle birlikte Halit Bolkan otomotiv gazetecisi. Aslında kendisiyle bu akşam togu konuşmak istiyoruz çünkü fiyatı belli oldu. Halit Bey sizi de böyle alayım mı? Peki. Mete Bey'den sonra yanıma gelin. Şöyle bir e, detaylı bir şekilde konuşalım çünkü grafiklerimiz de hazırlandı. Dilerseniz sizi böyle alayım ben o tarafa geçeyim daha rahat olacak. Pahalı mı ucuz mu nasıl buldunuz? Ee, daha şöyle bir çok da. uygun fiyatta olduğunu söyleyebilirim 953 bin 3 fiyat var ee, Evet şimdi V1 dediği aslına bakarsanız donanım paketi RWD dediği arkadan itişi demek Görebiliyorsunuz Tek motorlu değil mi? Hah. Ee, Ve standart menzil dediği de aslında e, daha küçük olan bataryadan bahsediyor Yani 52.4 kW'lık bataryadan bahsediyor Pardon ne kadar mesafe? 314 kilometreye gidiyor standart, menzil. Standart menzilde. menzil. WLTP dediğimiz uluslararası ölçüm normlarına göre. Evet. V2 standart menzil daha zengin donanımlı versiyon. V2 uzun menzil dediği daha büyük 88,5 kilovat saatlik bir batarya var. E, 523 kilometre WLTP menzili var. Bu sizin beklentinizin altında mı kaldı fiyat? Şöylesi Uygun dediğim, dediniz ya. 2020 yılında e, bir YouTube kanalında da ben otomobil konuşuyorum. Bugün arkadaşım söyledi, ben o günkü hesaplarla 50 bin dolar civarından başlar demişim. Tam 50 bin dolar. Hı. Aşağı yukarı 953 bin doğru hesap yapmışım zamanında. Çünkü batarya Hı. rakamları belli, kilovat saat bedelleri belli. Bir otomobilin aşağı yukarı hani kaba saba bir e, hesap çıkartabiliyorsunuz. O rakamı ben tutturmuşum ve bu rakam normal şartlar altında bugün için C segmenti bir su modeline bakıldığında ve üstelik de donanımlarına da dikkatli bakarsanız oldukça zengin daha başlangıçtan itibaren. Çok uygun bir fiyat. Üstelik bu fiyata bugün Türkiye'de bir alt sınıftaki SUV'lar satılabiliyor. Üstelik de menzilleri çok da farklı değil açıkçası. Peki biraz var. daha detaylandıralım istiyorum alt ama şu bir şey tabii mi? ki e, izleyicilerimiz de eğer soru sormak isterlerse bize akıl çemberi hashtag ile ulaşabilirler Twitter üzerinden. O sorulara da yanıt bulmaya çalışalım. Buyurun Hakan Bey. Şimdi 953 bin lira elektrikli bir araba sıfır kilometre olmaz. Bu fiyatta bir tuhaflık var. Az mı geldi? Tabii. Niye? Şöyle. Şimdi siz en vasat bir araba bu devirde yani benzinli ya da mazotlu veya nasıl olursa olsun. Sıfırsa 901'den zaten başlıyor. <laughs> C bu sınıfı kalitede. bir su kaçtan başlar şu sıra? Ee, i̇çten yanmalı olarak. E, evet. fosil. Ee, yani bu rakamlardan aslında başlayanı var. Yaklaşık bu rakamlardan. Ne olmalıydı peki? Ne bekliyordunuz? Fiyat ya şöyle. Olarak? Şimdi Ama. bu araba... Hocam Alman markaları bunun iki katı. Ama siz bir şey atlıyorsunuz. A Alman Vergi yani söyleyemiyorum. Reklama giriyor da. Tamam, bunun bunun vergesiz fiyatıyla gelen arabanın vergesiz fiyatını sorarsanız o zaman tam olarak fiyat ha, ortaya çıkar. Ha öyle söyle. Tamam eyvallah. Ben Melik Bey'i duyamadım tamam. bu arada. Melik Bey bir sesiniz geldi ama bir ek yaptınız sanırım. Şey diyorum. Oğlum, yani o ortalama tamam. o şimdi e, arabada en iyi şeyler Alman markaları hani söylemeyeyim Reklama giriyor, üç tane Alman markası var. En tercih edilenler, yani o normal bir Alman arabasının bu şey yani e, elektrikli olmamasına rağmen neredeyse bunun iki katı. Yani o yüzden de fiyat hakikaten çok cazip. ve Ben çok fazla talep olacağını düşünüyorum. Ben işte o anlamda soruyorum. İlginlik hani, uyandıracak abi, kadar cazip. Bir tuhaflık var. Evet, evet. Yani onu o haklısın Hakan Bey, yani fiyat. Doğru. Peki uzmana bırakalım cevabını. Şimdi e, TOG yepyeni bir marka, yepyeni bir otomobil çıkartıyor ve aslında yıllardır dünyanın her yerinde otomobil satan markalarda yeni modellerini çıkardıklarında pazara otomotiv sektöründe bir deyim vardır. Gel gel fiyatı derler. Ha, anladım. E, e, giriş modelini anladım. mümkün olduğu kadar ucuz fiyatlı tutarlar, uygun fiyatlı tutarlar. Tüketiciler böylece şovrumlara gelir. Sonra da daha üst versiyonlara doğru tırmandırılır. E, yani... Bu rakam uygun bir fiyat uygun olması için uğraşıldığına eminim. Ha. Yani özellikle yani, böyle ucuz oldu. E, gel elbette. Bakayım. Bakın burada başka e bir Bilmiyorum. Şunun için özür dilerim. Estağfurullah. Şunun için bu soruyu sordum. Şimdi bu kaliteli bir araba. Yani içindeki program filan bayağı kaliteli bir şey. Hı hı. Şimdi bu ayarda bir araba açık söyleyeyim 1.300 bir 1.5'tan aşağıya yani bırakın Türk standartlarını bizim Avrupa standartlarında filan da olmaz öyle bir fiyat. Doğru mu söylüyorum arabadan? Yani, yani şu anda da Türkiye'de da satılan da. otomobiller olarak C segmentinde su, elektrikli su olarak bakarsanız bu fiyata böyle bir otomobil yok. Ha. Ne kadar başlar mesela elektrikli ee, C segmenti? C segmenti bu büyüklükte, yaklaşık bu büyüklükte. Mesela Çinli bir marka var. Ee, yaklaşık bir buçuk milyon lira civarında. Tabii. Çin dışına var. böyle daha hani... Şimdi orada başka orada evet, şeyler giriyor. Yani e, az önce beyefendinin söylediği gibi hani... Farklı ülkelerin premium dediğimiz markalar orada biraz da markanın da üzerine eklediği fiyatları var. Ee, bir de kalite. Ben sadece bir kere e, fabrikanın test pistinde kısa bir sürüş yaptım. Nasıl? Ama daha yola çıkmalı. Avrupa standartı. Orada bir şey Hocana anlamam söyledi. çok mümkün değil. Çok Aynen. açık söyleyeyim. Yani, e, do, yani normal yollara çıkıp bizim her zamanki yaptığımız test prosesini almalıyız lazım. lazım. E, dolayısıyla şu anda bir şey söylemem çok güç ve kullandığımız otomobiller de test için üretilmiş otomobillerdi. Yani e, tüketiciye satılacak otomobiller değildi. Peki. Orasıyla bizim kullandıklarımızda hala iyileştirilmesi gereken bölümler vardı. Onları da zaten yapıyorlar. Bir şey diyordunuz Hakan Bey. Buyurun. Ya dediğim o yine, yine de yani fiyat bayağı ucuz. Evet. Yalnız Mete Bey bir şeyin üstünde durdu. Dedi ki vergi hariç rakam. O yurt dışı arabalarında bir de vergi biniyor ya üstüne. E, şöyle Avrupa Birliği'nden gelenlerde e, gümrük vergisi Doğru. yok. Tamam. E, ve eğer e, matrah fiyatları 1 milyon 250 bin liranın altındaysa Hepsi %10 ÖTV diyor. Heh. Artı %18 KDV. Ama siz bence şöyle özetlediniz. Gel gel dediği yani bir tanım o herhalde. Evet, yani tamam. baştan ucuz sunuluyor anlamında. Yani Heh. ilgi çekmek için. Tamam. sonuçta tamam. önemli Onu olan... anlarım. O Tabii mantıklı. Yoksa olan... bu arabaya bu fiyat ucuz. Önemli olan markayı tanıtmak. İnsanların daha çabuk ilgi göstermesini sağlamak hoş. Kaç lira dense büyük ihtimalle ilgi olacaktı ama. Alacak mısınız? <laughs> ucuz da gelmiş. Ya Ucuz geldiğinden tamam, değil. Tamam yani uygun bulmuşsunuz. Ha, o fiyatı tamam. uygun diye söyledim. <gülüyor> Alacak mısın? <laughs> şöyle. Yani çok beğendim arabayı. Demir Hanım. Hayırlı olsun. Buyurun Melik Bey. <laughs> Duyuyoruz Melik Şu, Bey. Halit Bey dedi ya gel gel. Ben ge... Halit Bey dedi ya gel gel. Tamam. Ben geliyorum. Elim kaldırdım geliyorum. Ha, alacaksınız. Peki. Tamam. Hayırlı olsun. Fakat bu şöyle. E, e, şöyle. Ya şimdi iki tane problemin cevabını bilmiyoruz. Bir. Bir. Ee, bu kadar talebe talebe yetişebilecek bir üretim olur mu? Ee, yani hemen teslimat anlamında durum nedir onu bilmiyorum. Bir ikincisi mesela eldeki e, elimizdeki araçların o zaman fiyatını da bu düşürür mü Halit Bey? Ee, ya yani mesela işte diyelim ki bir işte Alman markası araba işte şu anda 1 milyon civarında. 900 1 milyon arası bir şey. İkinci ee, ikinci el. E bu çıktığı anda herhalde bunu 500-600 e anca satarız. E, bence bunun için telaşa kapılmanıza gerek yok. Çünkü Türkiye'de şu anda o kadar büyük bir otomobil talebi var ki. E, dolayısıyla 20 bin tane üretileceği açıklandı bu otomobilin bu yıl içerisinde. E, Türkiye otomobil pazarında sadece 1000'e bakarsak yaklaşık 600 bin adettir. Hadi bu yıl daha bol otomobil geldi 700 bin olduğunu kabul etsek 20 bin otomobil bu piyasanın dengesini bozmaz. Ama şöyle bir gerçek var. Dakika yanlış mı duydum? Arabaya talep mi var dediniz? Var. Bu ekonomik kriz. Evet. Aynı Tabii zamanda bir yatırım bu, aracı. Araba araba talebi araba bulamıyorsunuz piyasaya araba baktığınızda. E, son iki aydır o Türkiye, kadar talep var. Sıfır araba bulunmuyor ki Hakan <laughs> Bey. E, Tıpkı bu, araba bulunmuyor Hakan Bey. Bu yanlış bir algı bu arada. Yani araba bulunmuyor yanlış bir algı. Çünkü son iki ayın e, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışlarına bakarsanız e, Türkiye tarihinin rekorlarını görürsünüz. Aslında şu anda e, arz artmış durumda fakat talep arzın üzerinde. Çünkü Allah Allah. Çünkü yani ertelenmiş o zaman ertelenmiş Ama hala araba bulunmuyor demek Şöyle. yerine o kadar çok araba alan var ki yetmiyor demek yetmiyor. lazım. Bekliyorsunuz. Yetmiyor demek lazım. E, yani onu söyle ya, tekrar 6, sizi yazıyorlar. 6, 7, 8, 8, bekliyorsunuz 3 ay, 5 ay. Doğru. Doğru evet Doğru. Ee, bir izleyicimizin sorusu var Halit Bey onu size ben bir yönelteyim ee, biz bu arabayı bugün bu fiyatı alırsak seneye satsak kar eder miyiz? <laughs> ee, az önce onu söylüyordum ben ee, otomobil bir yatırım aracı haline de dönüştü enflasyonist bir ortamdayız bunu kabul etmek <laughs> gerekiyor ve otomobil fiyatları da direkt olarak bunu yansıtıyor ee, yani yatırım yapacak yer ararsanız işte mevduat faizleri sizi tatmin etmiyor döviz olduğu yerde sayıyor Evet paranızın değerini kaybetmemesi için alan arıyorsunuz. E bu da ya gayrimenkul ya da otomobil haline geldi. Çok normaldir, çok doğaldır. Bu arada şunu söyleyeyim. Evet, bu yıl ama güzel de bir araba. E, Arabanın tipi güzel bir kere ya <laughs> tamam. Oralarına ben karışmıyorum. Zevkler ve renkler hikayesidir ve ihtiyaç Çok yakışıklı bir araba Hakan Bey. Ben de sadece tipine bakıyorum. <laughs> <slok> Beğendiniz <album> mi? <laughs> Biz profesyonel olmadığımız için Vallahi aynen, tipine aynen. Çok yakışıklı bir bakıyorum araba. Eee bu yıl bin adet üretecek. Fakat bunun 14.023 tanesi tüketicilere gidecek. 14.023 tanesi. Gerisi ne olacak 6.000? Söyleyeyim 12.000 tanesi normal Pardon. biliyorsunuz ee, işte sistem belli. Ee, internet üzerinden veya Turumor dedikleri kendi bir aplikasyonları var. Onun üzerinden başvuru yapacaksınız. Ee, çekilişe katılacaksınız. Ve bu 12.000 kişi normal tüketici bu otomobillere çekiliş sonucu hak kazandıkları takdirde tabi bu arada kendi istedikleri otomobilin konfigürasyonu da yapacaklar. Hani rengi şu, şu evet. vesairesi gibi. 2023 tanesi bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. 2023 tanesi 29 Ekim'de sahiplerine teslim edilecek. Özel bir seri olacak bu. Geri kalanları da şöyle söyleyeyim size 500 tanesini devlet malzeme ofisi alacak devlet erkanı normal. kullanacak o gayet normal. doğal. 5477 tanesini de TOG'un ortakları ve TOG'un iş ortakları satın alacak. Hmm. Yani bize verilen bilgi bu. Alım önceliği gibi bir şey mi? E muhakkak tabii şimdi buradaki e, malı ortaklar... üreten kullanıyorsa halından emin de, de Yurt dışında şöyle yurt dışında büyük elçiliklere de öncelik verilecek. Makam Peki, aracı olarak kullanılsın diye. Belki devlet malzeme ofisinin aldığı bir, zaten bir, bir anlamda tanıtım olsun diye. Tabii. E, aslında bu evet. sorunun cevabı belki de Melik Bey'de emin değilim Halit Bey ama ucuz kredi verilecek mi? Çünkü Erdoğan bankaları elinizi taşın altına koyun demişti. Evet. Ve açıklanan işte fiyatlar 953 bin, 1 milyon 55 bin, 1 milyon 215, 215. bin verilecek e, mi? Belki bunu, Melik bunu, Bey de hakimdir konuda. Bunu konuya. bankalar daha iyi bilir mutlaka ama şu anda zaten normal diğer tüm markaların uyguladığı kampanyalar var. Bazıları yüzde sıfır faizle e, kredi sağlıyor, bazıları 0.99 da sağlıyor. Tabii 0. yani sıfırla e, kredi vermek demek o kredinin e, finansal maliyetinin otomobil üreticisine yüklenmesi demek. Hani bunu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama ben 0.50 civarında özellikle kamu bankalarından e, bir e, kredi Kampanyası bekliyorum açıkçası. Var mı Melik Bey bir yanıt sizde bununla ilgili? Şöyle, sizin de söylediğiniz gibi daha önce e, bu kolaylığı sağlanacağını Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Sayın Varank da söylemişti Halit Bey'in dediği gibi. Piyasa çıktığında e, togun satışını kolaylaştırmak için bankaların kampanya. Muhtemelen kamu bankaları tıpkı o şeyde konutta olduğu gibi. Kamu bankaları biraz daha düşük tutar. Ama hani özel bankalar eliye kadar düşer mi ondan çok emin değilim ama kamu bankaları öyle bir kolaylık sağlar ama şarta bağlarlar mı o, o henüz belli değil. Yani e, şarta bağlamak dedim hani konuta şarta bağlanıyor ya hiç mesela diyor ki hiç evi olmayana öncelik burada da hiç otomobili olmayan mı öncelik ee, işte tek otomobili olana mı öncelik onları bir netleştirmeleri gerekiyor ki benle Hasan Basri hocam rahat alalım. Yoksa Hakan Bey'den Strabiz'e gelmez. Ha ha ha